Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş bulduk. Bugün pratik bir bilgiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evde güç kaynağı yapımı. Şaka yapıyorsun, çok iyi lan, evde mi yapacağız? Aynen öyle. Süper. Bunun için bir tane bozuk bir USB kablosu. Bu ucu bozuk olması yeterli. Ben bunu, bu USB kablosunu başka işlerde de kullandığım için daha önceden kesmiştim ucunu. Bir tane havya gerekti. Bugün kullanacağım havya biraz daha profesyonel. Elektronikçiler bu markayı bilir, Kaisker. T12 uca sahip. Yani T12 uçtan kastım şu arkadaşlar, hemen göstereyim. Şöyle uzun bir ucu var. Birçok havya bunu kullanır. Profesyonel havya. Bunun özelliği nedir? Bu çabuk ısınır. Bıraktığınızda durur gibi gibi özellikleri var. STM32 işlemci var bunun içinde. Yani programlanabilir bir işlemci. İşlemci sayesinde değişik programlara getirebiliyorsunuz. Şu an 300 dereceye geldi. Bu kadar çabuk ısınıyor arkadaşlar. Dehşet verici. Şimdi. Cehennem kadar sıcak. Aynen öyle. Yapmamız gereken şu. Are you listening? Bunu baz almayın. Ben bunu elim yanmasın diye kullanacağım. Taktınız. Bunlar krokodil uç diye geçiyor. Şu şekilde kıskaç. Timsah yani arkadaşlar. Aynen. Türkçe sistemi İngilizce bildiğini hava atıyor burada. Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Burada hemen artı ve eksi uçları bağlayacağız. Timsah sırttın şu an, farkında mısın? Ne yapayım? Başka türlü elim yanar diye. Basit bir işlem hemen. Havya ile işimiz bitti. Dediğim gibi havya gerçekten kaliteli. Almak isteyenler bence aşağıdaki linkten gidip alsınlar. Kibar bir havya. Arkadaşlar, bu havyanın indirimli linkini aşağı açıklama bölümüne bırakıyorum. Bir de yanından uçları da verir misin abi? Benim kendi sürekli kullandığım T12 ucum olduğu için açmadım. 3 tane de uç geliyor. ILS var, normal K ucu var. Bunun zaten uç çeşidi çok, 50-60 çeşit ucu var. Bunu yaptım. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Bir de telefonumuz var. Bu telefonun bataryası mevcut değil. O yüzden çalıştıramıyoruz. Hemen şöyle bir USB test aletimiz var. Bunun da diğer ucunu powerbank'e taktım. Güç çekti şu anda. Burada Sam'in USB tester'ı kullanması, güç ölçümünü grafiksel olarak, sayısal olarak görebilmesi. USB tester'ınız yoksa da prize takarak, bir şarj başlığına takarak aynı işlevi yerine getirebilirsiniz. Tak, ama biz biraz burada güç kaynağı modunda hareket etmesini istiyoruz. Biliyorsunuz büyük power supply'lerde LCD ekranlar mevcut. Açıldı. Gördünüz arkadaşlar. Ya bataryası yok bu cihazın. Nasıl deneyeceğim diye düşüneceğinize, şu alet olmasa bile bir USB, bozuk USB kablosundan bunu yapabilirsiniz. Ya da akıbeti belli olmayan bir telefon için kalkıp batarya satın almayacağınıza göre. Aynen öyle. Bu alet bir telefon tamircisinde olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu aletin büyükleri var. Şu an fotoğrafını gördünüz. Güç kaynağı diye geçiyor. Güç kaynağı ve yüksek fiyatları. Fakat bu güzel bir çözüm. USB tester burada bir ekstra maliyet sadece. O da 100 liraya olanı da var, 50 liraya satılanı da vardı en son. Bilmiyorum. Var, onun linki yaparız. Belki dolardan artmıştır. Onun da linkini yine açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ya diyelim böyle bir telefon aldınız ya da işte bit pazarından, internetten, nereden, bataryanız, yedek parçanız yok. Elektrik gelip gelmediğini görmüyorsunuz. Enerji gelip gelmediğini daha doğrusu. Böyle. Böyle test edebiliyor musunuz? Aynen. Ya şu o, bu alet olmasa dahi gittiniz. Çektiniz. Güce bağladığınız zaman bu bir şarj kafası da olabilir dediğim gibi. Bir dakika. Bu bizim telefon tuşu tam çalışmıyor herhalde. Evet. Bu şekilde. Direkt Semi powerbank'ten de aldı. Aynı işlevi gördü. Yani USB tester bu işin lüks tarafı sadece burada. Yap. Ama olmaz bence mantıklı kullanmak USB tester'ı. Tabii. Çünkü grafiksel olarak amperini ve voltajını aynen öyle görüyoruz. Ya burada zaten şöyle bir durum var. Bu 5 volt üzeri vermeyeceği için zaten cep telefonundan da denilebilir. Ya da şöyle USB şeye de takabilirsiniz bunu. Buraya da takabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar burada mesela birbirine değdirmemeye çalışın. Kısa devre yapmasın. Bunun için de makaron çözümü. Ya da... Makaron olur ya da zaten bu satıldığında şöyle olur. Ben onu göstereyim size. Şöyle kafalarında plastikler olur. Benim bunlarda yok. Ben bunları başka işler için kullandığım için. Yani ya da başka şöyle de bir şey olur. Pratik, size bir şey göstereyim. Krokodil almak istemeyenler için. Bu bir toplu iğne. Toplu iğneyi şöyle kıvırın. Bunu kıvırdınız. Oraya göre yapın. Buraya taktınız. Şöyle. Ya da mesela balık kancası olur. Ya da sizin aklınızda, hayal gücünüzde farklı şeyler varsa yorumlara yazın. Onları da ileriki videolarda deneriz.
Bu şekilde gayet iyi değil mi abi? Var mı başka söyleyeceğimiz? Bence çok mükemmel oldu bence. Çok güzel bir şey yani. Bence de çok güzel. Yani bedava. Koca alet kullanmaya bile gerek yok. Aynen öyle. Bağırsaklığımız kocaman çünkü arkadaşlar. Basit bir şey yapayım diyorsanız siz de evde kendiniz deneyebilirsiniz. Arkadaşlar sizin de böyle kafanızda pratik evde yapabileceğimiz şeyler varsa bizle paylaşın yorumlarda. Hem arkadaşlarımız okusun, biz de hem ileriki videolarda belki onu proje olarak değerlendirebiliriz. Evet, yorumlara belirtin arkadaşlar. Videonun açıklama bölümünde diğer çeşitli linklere de ulaşabilirsiniz. Havya dahil. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın. Bay bay, görüşürüz.